Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün yepyeni bir ünite ile birlikte karşınızdayız. Etkin vatandaşlık arkadaşlar ünitemizin konusu. Etkin vatandaşlık, biz sizinle senenin başında sosyal bilgilerin alanları nelerdir? Sosyal bilgiler hangi alanları kapsar diye konuştuğumuzda bu etkin vatandaşlık konusunu konuşmuştuk arkadaşlar, hatırlarsanız. Şimdi hep birlikte hatırlayacağız arkadaşlar. Hemen tanımını yapalım. Devlet veya kurumların geleceklerini belirlemede rol oynayan, devlete ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olan bireye etkin vatandaş denir. Bir diğer deyiş ile arkadaşlar, haklarının ve sorumluluklarının farkında olan insanlar etkin birer vatandaşlardır. Devletinin kendisinden beklentilerine, toplumun kendisinden beklentilerine uyum sağlayan, gerektiği takdirde devletine ve toplumuna müdahale edebilen, haklarını savunabilen insanlara etkin vatandaş denir arkadaşlar. Ve arkadaşlar, biliyorsunuz biz bir devletiz. Toplumlar halinde yaşıyoruz. Şehirler, mahalleler, köyler, ilçeler, insan sosyal bir varlıktır ve sosyal bir varlık olduğu için belirli ihtiyaçları vardır. Barınma, sağlık, eğitim, ulaşım ve insanların bu ihtiyaçlarını yerine getirmekte görevli olan kurum ve kuruluşlar vardır arkadaşlar. Peki hangi kurumlardır bunlar? Hemen bakalım. Başlığımızın ismi halka hizmet eden kurumlar. Öncelikle resmi kurumlar. Sonrasında ise sivil toplum kuruluşları. Bu ismi mutlaka daha önce duymuştunuz. Bir diğer ismiyle STK'ler arkadaşlar. Resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları. Arkadaşlar, resmi ne demek? Resmi, devlet eliyle olan, devletle alakalı olan, devlet aracılığıyla yapılan her türlü işe denir arkadaşlar. Bizim, yani toplumun ve bireylerin, insanların ihtiyaçlarının karşılanması öncelikle devletimizin, yani resmi kurumların görevidir. Şöyle bir resmi kurumların özelliklerine hep birlikte bakalım. Resmi kurumlar devletin, bakın çizmişim zaten, devletin toplumsal ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla kurduğu kurumlardır. Bu kurumlar tüm ülkede teşkilatlanmışlardır. Arkadaşlar, bizim ülkemizde devletimizin el atmadığı, devletimizin toplumun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmadığı tek bir bölgemiz, tek bir şehrimiz, köyümüz dahi yoktur. Bunu böylece bileceğiz. Daha sonrasında kurumlarda etkili bir çalışma yapabilmek için iş bölümü esastır. Yani tek bir kurum veya kuruluş bütün toplumun ilgi ve ihtiyaçlarıyla uğraşmaz. Her kurum, kuruluş kendi içerisinde iş bölümü yapmıştır ve bu işler içerikleri bakımından belirlenmiştir. Bu kurumlarda onları yaparlar. Daha sonra her kurumun yasalarca belirlenmiş görev ve sorumlulukları vardır. Az önce söylediğim gibi kurumların belirlenmiş görevleri vardır. Mesela ulaşımdan biri sorumludur, eğitimden biri sorumludur, sağlıktan biri sorumludur ve bunlar yasalarca belirlenmiştir. Arkadaşlar, bizim ülkemiz ne ile yönetilir? Anayasa ile yönetilir ve anayasaya aykırı olan hiçbir iş ve işlem bizim ülkemizde yapılamaz. Çünkü biz demokratik bir devletiz, cumhuriyet yönetimine sahibiz, bir anayasamız var ve ülkemizde yapılan her türlü iş ve işlem anayasalar kapsamında ve anayasalar dahilinde olmak zorundadır. Peki hocam, bu resmi kurumlar nelerdir? Öncelikle resmi kurum dediğimizde aklımıza devlet geliyorsa, devlet eliyle oluşturulmuş kurumlar ve bakanlıklar gelecek arkadaşlar. Ülkemizde resmi kurumların en üst noktası bakanlıklardır. Bizim ülkemizde toplamda 16 tane bakanlık var arkadaşlar. Bu bakanlıklar ihtiyaçlara, insanların ve toplumun ihtiyaçlarına göre oluşturulmuşlardır ve gerekirse isimleri değiştirilebilir.
Gerekirse ilgili alakalı olduğu alanlar değiştirilebilir. Gerekirse bakanlıklar çoğaltılabilir, azaltılabilir. Duruma göre değişebilir yani. Öncelikle günümüzde şu anda 16 tane bakanlığımız var ama şu içinde bulunduğumuz zor günler dolayısıyla özellikle 4 bakanlığımız bugünlerde çok göz önünde ve yaptıkları, sorumlu oldukları alanlar herkes tarafından artık bilinir hale geldi. Ben size 4'ünü hemen sayayım. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Şimdi arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın hemen görev ve etki alanlarını bakalım. Her türlü sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden ve ülkemizin sağlık politikalarından sorumludur Sağlık Bakanlığı. Arkadaşlar biliyorsunuz ki şu anda ülkece ve hatta dünyaca çok zor bir dönemden geçiyoruz. Sağlık Bakanımız her gün çıkıyor, açıklamalarda bulunuyor. İçinde bulunduğumuz süreçle ilgili yapmamız gerekenler veya yapmamamız gerekenlerle ilgili ve Sağlık Bakanımızın yapacağı açıklamaları büyük bir merakla bekliyoruz, değil mi? Şu anda mesela ülkemizde Sağlık Bakanlığı apayrı bir konumda. Yani dönem dönem belirli bakanlıklar ne yapabiliyor? Önem kazanabiliyor. Hepsi tabii ki önemli ama bazı dönemlerde bazıları daha önem kazanıyor. Geldik neye? Milli Eğitim Bakanlığı'na. Arkadaşlar ülkemizde bu süreç yaşanırken, virüs sıkıntısı yaşanırken biliyorsunuz ki bütün eğitim kurumları tatil edildi ve şu anda bizim de yaptığımız gibi uzaktan eğitim dönemi başladı. Bütün bunları, bunların kararını alan, bütün bu sürecin işlemesini sağlayan ve nasıl işleyeceğini anlatan, bize öğreten kimdir? Milli Eğitim Bakanlığımızdır. Hemen şöyle kısaca tanımını da yapalım. Ülkedeki her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinden sorumludur arkadaşlar. Mesela okullar, kurslar, kreşler, sürücü kursları, özel öğretim kursları, halk eğitim merkezleri, bütün bunlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır. Bizim ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın izni olmadan hiçbir şekilde eğitim kurumu açılamaz, eğitim faaliyeti yürütülemez arkadaşlar. Ve geldik bir diğerine. Biliyorsunuz ki İçişleri Bakanlığı ülkede asayiş ve güvenliğin sağlanmasından sorumludur. Arkadaşlar İçişleri Bakanlığı ülkede beklenmeyen bir durum yaşandığında veya beklenen bir durum olsa bile bu önlemler alınması gerektiğinde nasıl önlemler alınacak, nasıl kararlar verilecek? Bundan sorumlu olan bakanlığımız İçişleri Bakanlığımızdır. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan kurumlarımız ise emniyet müdürlükleri, jandarmalar ve çoğaltılabilen diğer güvenlik kurumlarıdır. Hiçbir şekilde emniyet, jandarma ve diğer güvenlik kurumları da İçişleri Bakanlığı'nın izni olmadan kurulamaz. İçişleri Bakanlığı'nın haberi olmadan hiçbir faaliyette bulunamaz arkadaşlar. Daha sonra biliyorsunuz ki şu an ülkemizde her türlü ulaşım, yani şehirler arası ulaşım yasaklandı veya belirli şartlara bağlandı arkadaşlar. Neden? Çünkü bizim sağlığımızın korunması için, ülkemizdeki bu virüs sıkıntısından bir an önce kurtulabilmek için, bu virüsün yayılmasına engel olabilmek için insanların birbirinden uzak durması amaçlanmakta ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da ülkedeki her türlü ulaşım ve taşıma faaliyetlerinden sorumludur demişiz. Bakın, havayolu, karayolu, deniz yolu veya demir yolları. Bütün bunlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sorumluluğundadır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben size şu anda etkin vatandaşlık kapsamı içerisinde halka hizmet eden kurumlardan
resmi kurumları anlattım. Resmi kurumların genel özelliklerini şöyle bir bakıyorum, anlamış olduğumuzu düşünmekteyim. Ben size ne söyledim? Toplamda 16 tane bakanlığımız var dedim. Şu an ise günümüzde önem kazanan 4 tane bakanlığımızı saydım arkadaşlar. Peki diğerlerinden şöyle bir iki örnek verecek olursak, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, bunlar çoğaltılabilir. Şu anda aklıma gelenler bunlar. Online derslerimizde arkadaşlar, kalanları da mutlaka ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Ve diğer dersimizde halka hizmet eden kurumlardan sivil toplum kuruluşlarını, yani STK'leri işleyeceğiz. Ve STK'lerin de resmi kurumlara benzeyip benzemediğini veya hangi yönler ile ayrıldığını birlikte göreceğiz arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.